Gürcistan Krallığı tarihini anlattığımız video serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk videoyu açıklamalar ve yorumlar kısmında yer alan gerekli bağlantıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Kraliçe Tamar döneminde Gürcüler bir hayli güçlenmişti. Yeni kurulan ordu birlikleri sayesinde Gürcü ordusu, Kuzey İran'da yer alan şehirleri bir bir kendine bağladı. Hali hazırda Büyük Selçuklu'nun yıkılışı Gürcülerin önünü açmıştı. Gürcüler sınırlarını doğuda ve batıda genişletmişti. Erzurum'dan Gence'ye kadar uzanan bu devleti yöneten asil kadın kolay kolay devrilemezdi. Gelin görün ki tarihler 1213'ü gösterdiğinde kraliçe vefat etti. Tamar'dan sonra devletin başına 4. Giyorgi geçmiştir. 4. Giyorgi, Tamar'ın Gürcü feodal devletini güçlendirme politikasını sürdürdü. Gürcistan'ın büyük oranda izolasyonist politikası güçlü bir ordu ve çok sayıda şövalye toplamasını sağladı. Kral Giyorgi, 1210 yılında komşu Müslüman vasal devletlerinde ortaya çıkan ayaklanmaları bastırdı ve 1220 yılında Haçlıları desteklemek için Kudüs'e büyük bir askeri harekat hazırlığına başladı. Ancak Moğol İmparatorluğu'nun Gürcistan sınırlarına ulaşması Haçlı seferleri planlarını imkansız kıldı. Moğolların Cebe ve Subutay komutasındaki keşif gücü en kayda değeri Hunan Muharebesi olmak üzere iki muharebede Gürcü ordularını mağlup ettiler. Gürcüler bu savaşta ağır kayıplar verdiler ve Kral 4. Giyorgi yaralandı. Gürcistan Krallığı iç karışıklıklar ile çalkalanmaktaydı ve böyle zorlu bir sınava hazır değildi. Saray ve asiller arasındaki mücadele giderek artmıştı. 1222 yılında Kral Giyorgi kız kardeşi Kraliçe Ruzudan'ı yardımcı yönetici ilan etti ve bunun ardından bir yıl sonra öldü. Kraliçe Ruzudan daha az başarılı bir liderlik sergiledi ve bu yabancı işgalinin öncesinde iç karışıklıkların şiddetlenmesine sebep oldu. Gürcistan'ı harabiye çeviren bu istilanın öncesinde Harezm Sultanı Celaleddin Harezmşah ile gerçekleşen yıkıcı bir çatışma yatmaktaydı. Celaleddin, Moğollar tarafından yenilgiye uğratılmış ve ana ordusunu Kafkasya'ya yönlendirmişti. Gürcüler, Garni Muharebesi'nde acı bir mağlubiyete uğradılar ve Gürcü başkenti Tiflis Harezmşahlar tarafından kuşatıldı. Kraliçe Ruzudan saray asilleriyle birlikte Tiflis'ten Kutaisi'ye çekilmiştir. Harezm askerleri Tiflis'i yağmaladı ve şehrin Hristiyan ahalisini katlettiler. Gürcistan'ın altın çağının ilerleyişini sekteye uğrattılar. Celaleddin sonunda 1230 yılında Moğollar tarafından mağlup edilinceye dek Gürcistan'ın bölgelerini harap etmeye devam etti. Moğollar 1221'de Gürcüler üzerine ilk akınlarına başladılar ve hali hazırda savunması zayıflamış krallığı kolayca hakimiyet altına aldılar. Asiller saraylarında kalırken Kraliçe Ruzudan güvenli Batı Gürcistan'a çekildi. 1240 yılına gelindiğinde bütün ülke Moğol boyunduruğu altındaydı. Ruzudan 1242 yılında Moğol Hanı'nın hakimiyetini kabul etmek zorunda kaldı ve yıllık 50 bin altın haracın yanı sıra Moğolları desteklemek için ordu göndermeyi kabul etti. Ruzudan, yeğeni 7. Devlet'in tahta ele geçirmesinden endişe ederek onu damadı Sultan 2. Gıyasettin Keyyusev'in sarayında esir tuttu. Ve oğlu 6. Devlet'i tahtın varisi olarak tanıması için Moğol başkentine gönderdi. Kraliçe Ruzudan hala oğlunun geri dönüşünü beklemekteyken 1245 yılında öldü. Moğollar, tahta çıkışı Moğol Hanı tarafından onaylanan Gürcü monarşisi aracılığıyla dolaylı olarak yönettikleri Gürcistan ve bütün Güney Kafkasya'yı kapsayan Gürcistan vilayetini oluştu. Kraliçe Ruzudan'ın 1245 yılında vefatını takiben bir fetret dönemi başladı. Bu dönemde Moğollar Kafkasya'yı 8 tümene böldüler. Moğollar bu fetret devrinde Gürcü topraklarına kimin hükümdar olacağını bilmiyordu. Lakin her iki tarafı da destekliyorlardı. Gürcü tahtına iki kişi talipti. 4. Giyorgi'nin evlilik dışı oğlu 7. David ile Ruzudan'ın oğlu 6. David'ti. 1245 yılında Moğol egemenliğine karşı başarısız bir isyandan sonra Gyukhan, 1247 yılında iki kralı tahta çıkardı ve
ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Ayrıca Moğollar güney kısımları direkt olarak İlhan yönetimine bağladılar. Tümen sistemi kaldırılmıştı. Ancak Moğollar istikrarlı vergi akışından ve Moğol ordularına katılmak zorunda olan aynı zamanda haraca bağlı kişilerden emin olmak için Gürcü yönetimini yakından takip ettiler. Gürcüler İlhanlıların bütün büyük seferlerine katıldılar. 1229 ve 1230 yılları arasındaki döneme Gürcülerin Moğol İlhanlılara karşı tam bağımsızlık için verdiği mücadele damga vurdu. İlk anti-Moğol ayaklanması 1259 yılında 30 yılını bu uğurda savaşa vermiş Kral 6. David önderliğinde başlatıldı. Anti-Moğol ayaklanması Kral 2. Demetre ve 8. David döneminde devam etti. Yıllar yılları kovaladı. Gürcü tahtına 5. Gyorgy geçmişti. Başlangıçta İlhanlı Hanı Olca Tuya sadakat sözü verdikten sonra Gürcü topraklarını yeniden birleştirme programını başlattı. 1315 yılında Anadolu'da Moğol karşıtı bir isyan başlamıştı. 5. Gyorgy bu isyanı bastırmak için Moğollara yardım etti. Tarihler 1320'yi gösterdiğinde Kuzey Kafkaslardan Alanlar Gürcü topraklarına girdi. Alanlı birlikler Gori kentini ele geçirdi. 5. Gyorgy bunun üzerine kuvvetlerini toplayarak Alanların üstüne yürüdü ve onları mağlup etti. Bunun üzerine Alanlar tekrar Kafkas dağlarına çekildiler. 5. Gyorgy Moğol boyunduruğunu yıkmak ve Birleşik Gürcistan'ı yeniden restore etmek için zekice ve esnek bir politika izledi. O, Moğol hanları ile yakınlık kurarak kişisel olarak onların adına vergi toplama otoritesini kazanmayı başardı. Moğol gücünü kendi avantajı olarak kullanarak Kutaisi'yi kuşattı ve İmereti Kralı Bagrat'ı kendisine bağlı vasal bir prens yaptı. ...1335 yılında İlhanlı Devleti yıkılmıştı. Toprakları üzerinde Çobaniler, Celailler, Muzafferiler gibi devletler kurulmuştu. İlhanlı Devleti'nin çöküşü üzerine Kral Gyorgy, Gürcistan içindeki son Moğol birliklerini ülkesinden kovdu. Moğolların ülkeden çıkışı tüm Gürcüler tarafından coşkuyla kutlandı. Gyorgy zeki bir adamdı. Ülkede büyük bir kutlama yapılmasını emretti. Bütün asilleri ve devlet ileri gelenlerini festivale davet etti. Kutlamalar sırasında Gyorgy kendisine muhalefet bütün asillerin canına kıydı. Gyorgy, krallığın birliğini yeniden tahsis ettikten sonra kültürel, sosyal ve ekonomik projelere odaklandı. İlk olarak kendi krallığının paralarını bastırdı. Kendi krallığının anayasasının olması için projeler başlattı. Ayrıca Avrupalı Venedikliler ile deniz ticaret anlaşmaları imzaladı. Gürcistan Krallığı'nın politik ve askeri gerilemesinin birinci sebeplerinden biri veba salgınıydı. Veba salgını 1346 yılında Gürcü topraklarının güneybatısında yer alan Osmanlılar ile yaşanan çarpışmada Gürcü birliklerine bulaştı. Bu salgında Gürcü nüfusunun %20 ila 30 arası hayatını kaybetti. 5. Gyorgy'nin krallık yıllarında bir yeniden birleşme ve canlanma dönemi vardı. Ancak güneyden yeni bir güç beliriyordu. Emir Timur. ...1386 sonbaharının sonlarında Timur'un büyük bir ordusu Gürcistan'a saldırdı. Timur, işgallerinin bölgedeki gayrimüslimlere karşı cihat olduğunu resmen ilan etti. Tiflis, şiddetli bir çatışmanın ardından 22 Kasım 1386'da kuşatıldı ve alındı. Şehir talan edildi ve 5. Bagrat ve ailesi hapsedildi. Bu felaketten yararlanan vasal İmereti Dükü Alexander bağımsızlığını ilan etti. Ve 1387'de Gelati Manastırı'nda İmereti Kralı olarak taç giydi. Gürcü direnişi Türk-Moğol ordularının yeniden saldırısına neden oldu. Bagrat'ın oğlu ve halefi 7. Gyorgy sert bir direniş gösterdi ve saltanatının çoğunu Timur istilalarıyla savaşarak geçirmek zorunda kaldı. Timur, inatçı Gürcü hükümdarını bastırmak için bu baskınların çoğuna şahsen liderlik etti. Emir Timur, Gürcistan üzerine sağlam bir kontrol kuramasa da ülke hiçbir zaman iyileşemeyeceği bir darbe aldı.
7. Giyorgi, Timur'un barış şartlarını kabul etmek zorunda kaldı ve haraç ödemeyi kabul ettiğinde yıkık şehirler, harap olmuş kırsal alanlar ve paramparça bir monarşinin lideriydi. Timur'un saldırıları 1403 yılına kadar devam etti. Timur'un yıkıcı istilaları ve ardından Gürcistan Krallığı'nın zayıflamasından sonra yeni bir dış tehdit ortaya çıktı. Timur'un 1405'teki ölümü, yalnızca tabi tutulan halkların korkusu ve kanıyla bir arada duran imparatorluğunun sonunun başlangıcını işaret ediyordu. Timur'dan sonra devletin başına Şahruh geçmişti. Türkmenler, özellikle Karakoyunlular, İran ve Mavera Hünneyir'in çoğunu yöneten Şahruh'a ilk isyan edenler arasındaydı. Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf, Şahruh'u mağlup etti. Bağdat'ı ele geçirdi ve Timurluları Batı İran'dan püskürttü. Kendilerini Orta Doğu'daki yeni lider güç olarak ilan ettikten sonra Gürcistan'ın geçici zayıflığından yararlandılar ve saldırılar başlattılar. Kara Yusuf ile girilen çarpışmada Kral Giyorgi öldürüldü. Giyorgi'nin ölümü üzerine 1. Konstantin tahta geçti. 1. Konstantin daha fazla gelecek saldırılardan endişelenerek Türkmen ilerlemesine karşı koymak için Şirvanşah hükümdarı 1. İbrahim ile ittifak kurdu. Bu ittifak Kara Yusuf'u yenmeyi başaramadı. 1. Konstantin Kara Yusuf'a esir düştü. Esaret altındayken Konstantin gururla davrandı. Bu da Kara Yusuf'u o kadar çileden çıkardı ki üvey kardeşi David'in ve 300 Gürcü soylunun infazını emretti ve Konstantin'i öldürdü. Konstantin'den sonra tahta 1. Alexander geçti. Gerileme döneminde olan krallığını güçlendirmek isteyen Gürcistan kralı 1. Alexander, Karakoyunlu Türkmenlerinin sürekli istilalarıyla karşı karşıya kaldı. Alexander, 1431'de Gürcü sınırlarının güvenliğini sağlamada büyük önem taşıyan Lori'yi Türkmenlerden geri aldı. Alexander, Ermeni prensi 2. Beşken'i Karakoyunlulara saldırmaya teşvik etti. 1440 yılında Alexander, Karakoyunlu Cihan Şah'a haraç ödemeyi reddetti. Mart ayında Cihan Şah 20.000 askerle Gürcistan'a akın etti. Samşvile şehrini harap etti ve başkent Tiflis'i yağmaladı. Binlerce Hristiyan'ı katletti. Gürcistan'a ağır tazminat ödetti ve Tebriz'e döndü. Dış ve iç mücadelenin bir sonucu olarak Birleşik Gürcistan Krallığı 1466'dan sonra dağıldı ve birkaç politik birliğe bölündü. Tarihler 1480'i gösterdiğinde Gürcistan Krallığı resmen yıkıldı. Yerel bölgelerde valiler tarafından Gürcistan toprakları yönetildi. Fakat geri toparlanamadılar. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.